Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bileşke fonksiyon ve fonksiyonun tersiyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bileşke fonksiyon ne demek hemen bir bakalım. Arkadaşlar fonksiyonumuz norm vardı normalde. Neydi o? Şu G'yi kapatırsak A benim tanım kümem. B de değer kümem. Burada A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlamıştık. Bunu önceden yaptık. Şimdi ne geldi? A'dan B'ye bir fonksiyon tanımladık. X'lerim F'in içine girdi ve y'lerim cevap olarak çıktı. Artık bu y'ler de başka bir g fonksiyonuna tanım kümesi oldu. Ne oldu? F'de görüntü olan şey burada bu sefer tanım oldu. Peki g'de hemen buradaki y'yi koyduğumda ya da y dediğim fx'ti fx'i koyduğumda ne olacak? G'nin içinde bir fx oluşacak. İşte burada f'ten g'ye giden şeyi biz bileşki diyoruz. Bu bileşkiyi ama biz tabii ki de böyle göstermiyoruz nasıl gösteriyoruz? Golf şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. G buradaki bileşke F. Biz buna golf diyorum. Bazen böyle kısaltma olarak golf deniyor. Ağzım alışmış. Ben de golf dedim şu an. Golf diye söylüyoruz. Peki nasıl oluyor hocam bu? Bir kere daha tekrar edelim. Tanım kümemden bir tane eleman alıyorum. F'e koyuyorum. F'ten cevabım çıkıyor. Bu cevapta artık benim için ne oluyor? Buradaki çıkan sonuçlar bunun için girdi oluyor. Buradaki çıktılar bunun için girdi oluyor. Ve g'nin içinde bir fx. fx dediğim şey sayı koyduğunda sayı olacağı için yeni bir sonuca yol açacaktır. Biz buna da ne diyoruz? Gof diyoruz. Yani g bileşki f diyoruz. Peki hocam g'yi mi önce yazacağız? F'yi mi önce yazacağız? Arkadaşlar f kime gidiyor? G'nin içine gidiyor. O zaman bizim asıl kahramanımız kim? G. Burada f artık benim için yardımcı eleman oldu. O yüzden g bileşke F diye söyledim. Geçtim. Peki nasıl olacak artık? F A'dan B'ye. Tamam. G de B'den C'ye. Niye? Çünkü bunun değerinden artık burada tanım oldu. Değerden de yeni bir yeni bir tanımdan da değere gidiyor. B'den C'ye fonksiyonu tanımlanmış olmak üzere diyoruz. Biz ne diyeceğiz? Golf dediğim şey yani G bileşke F dediğim şey G'nin içinde Fx demektir. Arkadaşlar bileşke fonksiyon çok zor değil. Bakın bu kadarlık bir olay. Bileşke fonksiyon bu kadarlık bir olay hemen geçeceğim. Yalnız şunu bir kere daha söyleyeyim. G bileşke f dediğim şeyde sadece şu bileşkeyi kaldırıp f'i g'nin içine atıyorum. Zaten burada da söylemiştik. Olayımız ne? Bu kadar uzatmıyoruz. Direkt gof yazıyoruz. Gof dediğim şey bu. Onu bildim mi? Gerisi kolay. Mesela bak şimdi. Hemen basit bir soruyla başlayalım. Ne diyor? Fok yani fok dediğim şey f'nin içine G'ye girecek. Hemen yapayım bak. Hemen yapalım. F'nin içine G3 olacak. Peki hocam G3'ü bul şuradan hemen. G3 nedir? Yazıyorum hemen. 3 çarpı 3 artı 2. O zaman G3'ün benim ne çıktı? 3 kere 3 9. G3'üm 11 çıktı. Peki o zaman ne oldu? Artık G, G3 benim için 11. Yerine yazdım. Peki F11 ne? Hemen şurada F11'i de bulalım. F11 ne? 2 kere 11 eksi 1. O zaman F11 ne oldu? 22'den 21 oldu. F11'imin cevabı 21 oldu. Hocam ne kadar rahat yaptın. Çok kolay yaptın. Bileşke bu kadar mı? Evet arkadaşım. Sadece bileşke bu kadar dedim geçtim. Hemen şurada ne diyorum? Golf diyorum. Golf 3. Bu sefer ne olacak? G'nin içinde F3 olacak. Peki hocam F3 nedir? Hemen yazalım. Şuna bir çizgi çekelim. F3 yazdım. 2 kere 3. Eksi 1. O zaman F3 nedir? F3 dediğim şey 5'tir. E burada f 3 artık 5 ise F3 gitsin 5 gelsin. G5'i soruyor bana. Peki G5 nedir? Hemen G'nin 5'te ne olduğuna bakalım. Koydum buraya. 3 kere 5 artı 2. O zaman G5 ne oldu benim için? 17 oldu. Bu kadar. Yapacağın şey sadece F3'ü G'nin içine atmak. Bulduğun değerleri de yerine koymak. Dediğim hocam bu ne? Fof nereden çıktı? Ne güzel go fok'tu. Hayır arkadaşım. F, F bileşke F olabilir. Sonuçta ikisi de fonksiyon. Aynı fonksiyon olmuş olmamış. Bir şey fark etmez. Hemen bunu bulayım. O zaman ne yapacağım? F'in içinde F3 yapacağım. F3 neydi? Zaten onu bir yerde bulmuştum. Aha da şurada. O da neydi? 5'ti. Hemen yerine koydum. F5 nedir diye bakacağım. Bakıyorum ortalıkta F5 var mı? Yok. Hemen şurada bulayım o zaman. F5 eşittir. 2 kere 5 eksi 1. Peki bu ne oldu? F5 eşittir. Buradan da 9 buldum. Bunun cevabı da sonuçta 9 oldu. Arkadaşlar bu basit bir soruydu. Model bir sorumuzdu. Hemen geçtim. Peki yeni sorumuzda ne olacak? Ona bakalım. Ne diyor bana? FX'i vermiş. gx vermiş. Fog nedir? Golf nedir? diyor? Hemen yazıyorum bak. Fog. Fog x. Fog x nedir arkadaşım? Hemen f'in içinde gx'tir. Bak hep aynı şey. Hep aynı şey hep aynı şey. Peki gx nedir? Bakın bu sefer bize sayı vermemiş. Fonksiyonu fonksiyon cinsinden yaz Hemen yapalım o zaman. G neydi benim için? 4x artı 2 idi. Bak 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 bak. İşte bak bir önceki videoda iki videomuz vardı fonksiyonlarla ilgili. İkisinde de anlattık bunları. Bu ilk videomuzdaydı. Neydi bunda? Burada gördüğüm şey nedir? F'in içinde bir şeydir. O zaman F'in içinde bak X varken 2 katını alıp 3 çıkartıyordum. O zaman burada da aynısını alacağım. 2 katını alacağım. Kimin? 4X artı 2'nin. Bir de ne yapacağım? 3 çıkartacağım. O zaman hemen şurada cevaba bakalım. 8X artı 4 oldu burası. Hemen bunları ve bununla çarptım. Eksi 3 var. O zaman burası nedir? 8X artı 1'dir. Bu kimdi arkadaşım? Hemen şuraya bir kere daha yazalım. Golf x ne oldu? Benim için bu oldu. Peki 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 peki. Fogu sorsa ne yapacağım? Aynı şeyi yapacağım. Fogu zaten yaptık özür dilerim. Gof'u sorsa ne yapacağım? Golf için de aynısını yapacağım. Ne olacak bu sefer? G'nin içine fx girecek. G'nin içine fx girerse aynı şey. Bu sefer G'nin içinde burada ne görüyorsam onu yazıyorum. Yazdıktan sonra Hemen ne diyorum? Ben burada G benim için neydi? 4 katının 2 fazlasıydı. O zaman burada içeride ne var? Bu var. Bunun 4 katının 2 fazlasını aldım. Hemen şunu toparlayayım. Ne oldu? 8x eksi 6 artı 2. Yanlış bir şey var mı? Var. 4 kere 3 12. O zaman burada ne oldu? 8x eksi 10 oldu. Bu da kimdi bu arada? Benim gof x'imdi. Gof diyorum. G bileşki. Efe ben Gof dedim. Bunu da yaptıktan sonra bir bakıyorum ki burada ben bir şey fark ettim. Ama şimdi söylemeyeyim. Birazdan söyleyeyim. Gofla Fok birbirinin aynısı olmadı. Olmak zorunda mı? Birazdan göreceğiz deyip bunu geçelim. Hemen burada bilgi bilmem lazım bunları. Çok önemli kurallar. Hemen fonksiyonun bileşkesinin kurallarına bakalım. Neler varmış burada neler yokmuş. Fonksiyonlarda bileşke işleminin değişme özelliği yoktur. Nasıl yani hocam? Bak biraz önceki örnekte işte bunu söylüyordum. Fog dediğim şey golf olmaz arkadaşım. He, olabilir. Bazı özel durumlarda olabilir ama genel olarak fog gof'a eşit değildir. Yani sana fog sorduğunda adam sen onun tersini alıp golf yazamazsın. Geçtim. İkinci özelliğim fonksiyonlarda bileşik işleminde birleşme özelliği vardır. Birleşme neydi arkadaşım? Fogo üçlü bir şey varsa burada benim parantezim buradaysa ben bunu diğer tarafa kaydırabilirdim. Buna ben bileşme özelliği diyordum. Ama 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 dikkat biraz önce söyledik. Hocam bunlar yer değişebilir mi? Bunlar yer değişemez. Mesela şöyle bir şey yapabilir misin? Hayır yapamazsın zaten eşit değil dedim. Bunu da sildim. Ne yapabilirsin peki? Parantezi yer değiştirebilirsin. Peki şunu ne yapabilirim? Üçüncü özelliğim bir f fonksiyonu. Birim fonksiyonun bileşkesi kendisine eşittir. Hemen ne olacak? Ben ne diyorum? Bir bileşke. Bu arada birim fonksiyon dediğim bu. Birim fonksiyon neydi? İçi neyse dışı da oydu. Ben bir birimle kendimi toplarsam, bileşkeye sokarsam veya da bileşkeyle bir tane fonksiyonu koyarsam yerleri değişse de bir şey fark etmez. Bunun cevabı her zaman nedir? Kendisidir. Bileşkeyle kendisi işleme girerse biz buna kendisi diyoruz dedim. Geçtim. Peki basit bir soruyla yine karşındayız. Hemen bakalım burada ne anlatıyor bana? F'in içinde G1 eşittir 3'müş. Şu 3'ü biraz daha düzgün yapalım. E, tamam. E, G1 ne bakalım? G1'imi hemen şurada yazayım. G1 eşittir 1 eksi M'ymiş. E tamam. G1'imi buldum. Hemen şuracağı kondurayım. F'in içinde 1 M eşittir 3'müş. E burada ne diyordu? X gördüğümde 2 katını al. 3. 2 katından 3 çıkar diyordu. Hemen yapayım o zaman. 2 katından 3 çıkar e, çıkarmadım daha. 3 çıkardım. O zaman neye eşit olacak? 3'e eşit olacak. At 3'ü karşıya. 2 parantezinde 1 m eşittir ne olacak? 6 olacak. Her tarafı 2'ye böl. Bu 2 gitti. Burası 3 oldu. 1 m eşittir. 3 ise buradan da m dediğim şey ne oldu? Eksi m'ye karşıya artı geçer. E, artı 3 karşıya eksi 3 geçer. 1 eksi 3'ten dolayı m nedir? eksi 2'dir dedim. Buldum. Gördüğün gibi hep aynı şeyler hep aynı şeyler. Fok gördün mü direkt içine atıyorsun. Olay bitiyor. Hayda hocam ne güzel gidiyorduk. Nereden çıktı bu? Fof 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 fof. of Bu ne arkadaşım? Ne yapacağız? Bu kadar dert etme. Bu kadar oflayıp puflama. Neden? Bildiklerimi yapacağım sadece. Bak şimdi baştan başlayalım. 15 tane var. Ben ilk başta şunu bulayım. Fof x neymiş? Ona bakayım. Bakıyorum. F'in içine fx girsin. Tamam girdi. Peki f'in içine fx girerse bu fx dediğim şey 4x değil miydi? Evet. Peki f'in F içine 4x yerine 4x koyarsam burada ne diyordu? x gördüğün şeyin 4 katını al. Daha doğrusu içeride gördüğün şeyin 4 katını alıyordu. O zaman bak şimdi. içeride gördüğüm şey 4x 4 katını aldım. O zaman bak ne oldu? 4x dediğim şey ne oldu? 16x'e eşit oldu. Tamam. Bunu anladım. Bir tane de bir tane de üçlü çekeyim. Fof. X dediğim şey ne olacak diye bakayım. Biz bunu ne yapıyorduk? Şurada büyük büyük F'in içinde bir tane fof X olsun diyeyim. Peki fof X'i buldum mu ben biraz önce? Buldum. O neydi? 16 X'ti. Tamam. Bunu da yazdım. Peki ne yapıyordu FX'im? İçeridekinin 4 katını oluyordu. 4 kere 16 X yaptım. Ve buradan da sonucumu bak üçlü fofu üçlü fofu ben ne buldum? 64x buldum. O zaman benim dikkatimi bir şey çekti arkadaşım. Bak bu normalde fx olsa 4 çarpı x'ti. f iki tane fofu olsa yani iki tane f'in bileşkesi olsa 16x. 4'ün karesi x mi oldu? Evet. Peki bu üç tane oldu mu ne oluyor? E bu da 64 x'ti. 64 x ne? 4. üçüncü kuvveti çarpı 4. üçüncü kuvveti çarpı x değil mi? Evet. Ha, o zaman bu olay böyle devam ediyor. Burada bir kural var. Tek f varken 1, 2 fof yani 2 tane bileşke varken 2, 3 tane bileşke varken 3. O zaman bunun cevabı nedir arkadaşım? O zaman 4 üzeri 15 tane olduğu için 15 tane 4 üzeri 15 çarpı x'tir dedim geçtim. Bak böyle tarz sorular gelir. Bu bizim için çok zor değildi. Ama güzel bir soruydu dedim geçtim. O cin soru. Ne yapıyor? Bu ayakta adam çarpar arkadaşlar. Dikkat edelim. O zaman biz uyanık adam olduğumuz için biz cini çarpalım. Bak şimdi nasıl yapacağız? H'nin içinde G, G'nin içinde F var. Burada aslında yapacağım şey şu. H'nin içinde G, G'nin içinde Fx var dediğim. Bu arada da fx dediğim şeyde de 2019'du. Sen şimdi buraya ne yazacaksın? 2019 yazacaksın. Hocam sayılar birden büyüdü. Ne oluyoruz? Kendine gel. Değil. Bak şimdi büyürse büyüsün. Hiçbir sıkıntı yok. Ne olacak? F'in içinde g. E burada da artık sen bunu biliyorsun fx'i. fx'in ne olduğunu bildiğin için 2019 üzeri 3 eksi 3. 3 çarpı 2019 yaptın kapattın. Son acımı. Burada bulduğum sayıyı zaten bu sayıyı bulmak çok kolay. Hemen burada G'nin içine bul koyacaksın. Zaten çarpman bir yazı. Arkadaşım ne diyoruz biz? Bu kadar kolay mı olay değil. Bunlar çok zor. Bak şimdi ne olacak? Cin soru dedik ya. Bak burada bunu bunun içine koydun. Bunu da bunun içine koydun. En sonundaki cevap ne oluyor? Bir kere daha güzel yazayım bak. Ne olursa olsun fx'in içindeki ne olursa olsun bak haşın içindeki fx'i buldun gx'i buldun. Burası katrilyon da çıksa 1 milyon da çıksa. Arkadaşım haş nedir? Nedir? Bir sabit fonksiyondur. Senin içine ne girerse girsin hiç fark etmez. Bunun cevabı ne olacak? 1 olacak. Yani burada büyük sayılar vermiş. Uzun uzun. Hayır arkadaşım. Burada en dikkat etmem gereken en ne haş. En dıştaki sabit değil mi? Değil. O zaman sabitti. İçine ne koyarsan koy. Cevabım sonucum her zaman 1 olacağı için bunu da geçtim dedim. Yine bize değişik bir soru geldi karşıma. Bakayım burada ne diyor? Şurada Fog'u vermiş. Bak arkadaşım. Yaptığım her zaman aynı şey. Her zaman aynı şey. Her zaman aynı şey. Ne yaptım? F'in içine G'yi koydum. Bitti mi işim? Bitti sayılır. Neden? Çünkü G1'i soruyor. Hemen bir bakalım. F'in içinde G1 eşittir. F1 çarpı G1. Tamam. G1'i zaten soruyor. O zaman ben şöyle yapayım. Bakın şimdi. Ben şu G1'e K diyeyim. K dersem F'in içinde K eşittir. Burada ne çıktı karşıma? Bir tane F1 çıktı. F1 neymiş? 4 katından 3 fazlaymış. Tamam. O zaman F1'im ne oldu benim? 7 oldu. F1'im 7 ise o zaman ne yapacağım? Burada F gördüğüm yere F1 gördüğüm yere 7 yazacağım. Peki burası K mıydı? Evet K'ydı. Bunu da K diye koydum. Peki benim F'in belli mi ne olduğu? belli. Hemen yazayım onu da. X koyduğumda bu olduğuna göre K koyarsam da 4K artı 3 eşittir 7K oldu. Peki 4K karşıya giderse eksi olarak gider. 7K'dan 4K çıktı. 3K oldu. Peki ne oldu buradan? K'nın 1 olduğunu apaçık gördün. K'nın 1 olduğunu gördüysem o zaman ne diyorum ben hemen? K dediğim şey G1'di. G1 eşittir 1'miş hocam dedim yaptım. Yine ne yapıyorum? Sadece fok gördüğüm yerde hemen F'i G'nin içine atıyorum dedim. Ve bu da böylelikle bitti. Şimdi arkadaşlar bileşke ile ilgili soruları yaptım. Hepsini yapmadım. Çünkü daha güzel sorular fonksiyonun tersiyle birlikte olunca daha güzel sorular oluyor. Şimdi bir, ben bir fonksiyonun tersine bakayım. Fonksiyon tersi dediğimiz şey şu arkadaşlar. Benim A'dan B'ye giden bir fonksiyonum var mıydı? Vardı. Ve burada ben x'leri yerine koyuyordum. Nereden? A kümesinden x'leri yerine koyuyordum. Burada da cevaplarım yani görüntülerim neredeydi? B'nin içinde bir görüntü kümesindeydi. Tamam hocam çok güzel. Peki fonksiyonun tersini? ne? Fonksiyonun tersi de şu arkadaşım. Buradaki elemanları bu sefer tersi fonksiyon diye bir şey alıyorum. Bu aldığım fonksiyonda benim cevaplarım bu sefer x'in yerine geçiyor. X'ler de bu sefer cevapların yerine geçiyor. Bunlar nasıl oluyor? Birbirinin tam tersi. F'in tersi diye bir fonksiyon oluşturacağım. Bu sefer B benim için tanım kümesi olacak. A benim için değer kümesi yani görüntüyü kapsayan bir küme olacak. Burada da ne yapıyorum? Y'ler artık benim için tanım. X'ler de benim için görüntü olacak. Burada yapacağın şey çok basit. Bak ne yapmış? X, Y'ydi. Dışarıdakini içeri alıyorsun. içeridekini dışarı alıyorsun arkadaşım. Bu da biraz önce bileşke gibi zor bir şey görünen şeyin kolayı gibi. Bu da çok kolay. Ne oldu burada? Ben ne yaptım? Bunu dışarı, bunu içeri aldım. Hallettim. O zaman bak şimdi. F2 3 ise o zaman nedir biliyor musun? F'in tersi 3 2'dir. Bu kadar. Ne yapıyorsun? Dışarıdakini içeri, içeridekini dışarı alıyorsun. Bak burada ne yapmış? F'in tersinde 5 olan şey eksi 2'ymiş. Hemen içeri dışarı yap. Bu sanki buradakinden geri gelmiş gibi. O zaman F eksi 2 o zaman cevabı 5'tir. Bunu ben şöyle de okuyabilirim. Bakın. Cevabı 5 olan şey eksi 2'ymiş. O zaman f'te eksi 2 5'tir dedim. Peki şuna bakalım. Burada da bak sana tersini söylerse ne görüyorsam onu dışarı attım. Peki ne oldu burada? 2a artı 5 oldu. 2a artı 5 oldu. Burası da A artı 2 oldu. Hemen tersi ne yaptı? Geri geldi. Tersindeki şeyi de dışarı atıyorsun, içeri atıyorsun. Tersi düze geliyor. Düzü terse geçebiliyor. Bunları da söyledikten sonra sorularda daha iyi anlayacağız. Burada ters dediğimiz olay bu kadar basit. Soruları da gördüğümü zaten anlayacaksın. Adam bana ne demiş? Bunu söylemiş. Ben biraz önce ne dedim? Dışarıdakini içeri. İçerideki dışarıdan. At. Attın içeridekini dışarı dışarıdakini içeri. 3x artı 3. Tersi. Ne olacak cevaplarım? Cevaplarım bunlar olacak arkadaşım. Bak şimdi. Bana ne oldu? Bana ne oldu? Burada 12 diyor. O zaman benim içerisi 12 mi olacak? Evet bak. Tersinde 12. Tersinde burası. O zaman hemen yazıyorum. 3x artı 3 eşittir. 12 ise buradan ne oldu? 3x eşittir. 3 karşıya geçti. 9. Buradan ne oldu? Her tarafı 3'e böldüm x eşittir 3 çıktı. Ha demek ki x'in yerine ben 3 koyarsam içeriği 12 elde ederim. Koydum hemen. Burada koymaya gerek yok. Neden? Çünkü 3 kere 3 9 12 bilerek yaptım zaten buradan. 2 kere 3 eksi 1 hemen o zaman ne oldu? F'in tersinde 12 3 kere 2 6 1 çıktı. Cevabım 5 oldu. Bu soruda bu kadar kolay arkadaşlar. Burada ne yapıyorsun sen? Yaptığın şey sadece yine söylüyorum yine söylüyorum. Yaptığın şey sadece bunu dışarı bunu içeri almak. Hemen burada gördüğün gibi. Ne diyor burada? Bak tersinde bu buna eşitmiş. Hayır arkadaşım düze gelsin bu. Şu şuraya girsin. X küp artı 1 oldu. Cevabım ne olacak? 4x eksi 3 olacak. Bak 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 bu sefer ne oldu? Düzümde 9 olan şey Burada buna eşit olacak. Bunu 9 nasıl yaparım? Hemen bir bakayım. Şuradan bir çizik atalım. X küp artı 1 eşittir 9. E 1'i karşıya at. Eksi 1 diye geçti. X küp eşittir 8. X eşittir. Buradan ne oldu? Neyin kübü 8'dir? 2 dediğim. O zaman burada ben F'in içine 2 koyarsam. X'in yerine 2 koyduğumda. Burası 9 oldu. Burada 2 koyarsam 4 kere 2 eksi 3 oldu. O zaman nedir arkadaşım? F9 4 kere 2 8 3 çıktı. Bunun cevabı da 5 çıktı. Bu ne? Hepsinin cevabı 5 çıktı. Denk geldi. Şans oldu. Böyle oldu. Model 2 tane sorum. Gördüğün gibi içeri dışarı atıyorsun. Bileşkede nasıl içeri atıyorsan tersinde de yerlerini değiştiriyorsun. Olay oluyor. Bitiyor dedikten sonra. Şimdi ters fonksiyonu güzel gene sana... O içeri bu dışarı dedik. Eyvallah. Ama fonksiyonun bir bileşke fonksiyonu, yani ters fonksiyonun bir tanımını yapalım sana. Tanımı nedir? Bir tane A'dan B'ye fonksiyon var. Birebir örten fonksiyonsa bu f fonksiyonu. f'in tersi de B'den A'ya gitmek şartıyla ben ne diyorum buna? f'in tersine de f fonksiyonunun f fonksiyonunun f fonksiyonunun tersi dediğim f fonksiyonunun tersi nasıl oluyormuş? Burada benim dikkatimi bir şey çekti. Şurada iki tane kelime var. Birebir ve örten olması. Bunları biz daha önceki videolarımızda biliyoruz. Birebir ve örten neden olmak zorunda? Bir bakalım. Bak şimdi A, B, C'ler olsun. Burada da 1, 2, 3 olsun. Bu A 1'e gitse, B de 1'e gitse, C de 2'ye gitse. Bu ne oldu? Buradan buraya ben F tanımladım. E tamam. Burada bir sıkıntı yok. A gitti, B gitti, C gitti. Gittiler ve herkes de bir taneye gitti. F fonksiyonu oldu. Ama F'in tersi var mı bakalım? F'in tersinde de bunlar bu sefer karşıya gidecek. Ters işlem yapıyorum. Bir nereye gidiyor? A'ya. E bir bir de B. ayda Ne oldu? Bir, bir eleman iki elemana gidemezdi. O zaman ne oldu? F'in tersi olmadı. Aynı zamanda burada 3 de gidemiyor. Demek ki neymiş? Buradaki fonksiyon, buradaki tanım kümemdeki elemanlarım karşıya kesinlikle gidecek ve her biri ayrı ayrı bir elemana gidecek. Ve de buradakilerin hepsini kapatacak. Yani örten olacak. Hepsi bir tanesine giderse o da birebir olacak dedik. Hepsi bir tanesine gidecek. Nasıl hocam? Göster. Bak A, B, C. 1, 2, 3. O zaman bu buna gitsin. Bu buna gitsin. Bu da buna gitsin. Tamam eyvallah. Buradan buraya bir tane f tanımladın. Hiçbir sıkıntı yok. Peki f'in tersi oluyor mu? Bak bir kime gidiyor? B'ye. Eyvallah. 2 kime gidiyor? A'ya. O da olur. 3 kime gidiyor? Bunda da bir sıkıntı yok. Herkes karşıya gidiyor. Eyvallah, gitti ve herkes de bir elemana gitti. Tamam. Ve de burada boşta eleman kalmadı. O zaman işte bu tersi de bir fonksiyonun tersi de olur. Ne zaman? Birebir ve örtense olur. Dedikten sonra Ters fonksiyonu bulmaya bakalım. Şimdi nasıl bulacağız? Bir f fonksiyonu y eşittir. F fonksiyonun tersini bulmak için x yalnız bırakılır. Şimdi burada x'li bir şeyler vardı ya. Cevabım da y'ydi. Sen her şeyi karşıya ata 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 x'i yalnız bırakacaksın. En sonda da en sonda da burada fx'in göstermek için en sonda da y ile x'i yer değiştireceğim. Y ile x'i yer değiştireceğim. Böyle anlatırsam hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben bir hemen örnekten bakayım anlayayım. Yapacağın işlem şu arkadaşım bak. Y eşittir 4x eksi 3 diyorsun. Ne yapacaktım ilk önce? X'i yalnız bırakana kadar işlem yapacağım. Nasıl yalnız bırakırım? 3'ü karşıya atarım. Y artı 3 oldu. Eşittir 4x. Her tarafı 4'e bölerim. Her tarafı 4'e böldüğüm anda da Y artı 3 4x oldu. Benim işim şu an bitti. Nasıl bitti hocam? Çünkü x yalnız kaldıysa hemen y ile x'in yerini değiştiriyorsun. Bu arada da söylediğim şey şu. fx eşittir. x ile y'nin yerini değiştirdin. x artı 3 bölü 4'tür dediğim. İşte bu olay bu kadar. Peki bunda yap hocam. y eşittir. Ne yapıyorum bu sefer? 2 eksi 3x yaptım. Hemen x'i yalnız bırakana kadar işlem yapacağım. Şu şuraya şu şuraya gitsin. Eksi 3x artı 3x oldu y de karşıya gitti. 2 eksi y oldu. Peki her tarafı 3'e böleyim mi? Böl hocam. Ne oldu burası? x oldu. Bu tarafı da 3'e bölersem 2 eksi y bölü 3 oldu. x yalnız kaldı mı? Kaldı. İşte hemen burada nasıl bir atraksiyona giriyorum? Şöyle bir atraksiyona giriyorum. f'in tersi x yalnız kaldığı anda x ile y'nin yerini değiştiriyorum. 2 eksi x bölü 3 oldu. Bu da bitti. Şimdi bir tane daha bir tık daha zorlayıcı hx var. Onu yapalım. Bu sefer de ne oldu bak? Y eşittir 2x eksi 3 bölü 4 oldu. Hemen içler dışlar yaptım. Bunun altında görünmez bir var. Bunlar çarpıldı. 2x eksi 3. Y ile de bu çarpıldı. 4y. X'i yalnız bırakmaya çalışıyordum. Karşıya attım. 2x eşittir 4y artı 3. Hemen buradan da ne yapıyorum? Her tarafı 2'ye böldün. Bunlar bölündü. Burası da 4y artı 3 bölü 2 oldu. X yalnız kaldı mı? Kaldı. Kaldığı anda ne yapacağım o zaman? F'in tersi x diyorum. Hemen bakıyorum. X ile y'nin yerini değiştireceğim. 4x artı 3 bölü 2 dedim. Bunu da hallettikten sonra bakıyorum burada başka değişik bir iş var. O da ne? Y eşittir diyorum. 2x artı 4 bölü x artı 1. Yalnız bu sefer Y ile X yan yana geliyor. Çarpılıyor. Çarpılsın arkadaşım. Sen öyle edip böyle edip X'i yalnız bırakacaksın. Hemen bakalım. Bunda burası bir işler dışlar yaptım. 2X artı 4 eşittir. X, Y artı Y. Ben kimi yalnız bırakmaya çalışıyorum? X'i. X'ler bir araya gelsin. Diğerleri diğer tarafa gitsin. Gitsin hemen bakalım. 2X eksi X, Y eşittir. Y eksi 4. Ne yaptım? bunu buraya attım eksi bunu buraya attım eksi. X parantezini aldın. 2 eksi y. Buradan x parantezini alsam burada 2 kalır. Burayı x parantezini alsam y kalır. Kaç tarafta ne vardı? Y eksi 4 vardı. Peki x'i yalnız bırakırsam her tarafı 2 eksi y'ye bölersem bunlar birbirini götürdü. Burası da y eksi 4 bölü 2 eksi y oldu. Burası tam böyle gözükmedi. Şurayı 4, şurayı 2 dedikten sonra o zaman x'im yalnız kaldığı anda ne yapıyordum? Hemen ters değiştirip ters yapıyordum. Bunu buradan x eksi 4, 2 eksi x yaptım, bitirdim. Bu olayda bu kadar arkadaşım. Tersini almayı da yaptım, hallettim. Bu da bitti, attım. Şimdi bakın burada ne yaptık? Tersini aldık. Yalnız en son örnek biraz beni zorladı. Doğru mu? En son örnek biraz beni zorladı. Neden? Onun üstünde de x vardı. Altında da x vardı. İşte bu gibi durumlarda hemen ne yapıyoruz? Biz öyle yapmayacağız. Daha basit bir şey var. Bak burada ne yapıyorsun? A x b c x d var. Şimdi sen böyle bir fonksiyonun tersini alırken ne yapacaksın biliyor musun? A'nın işaretini değiştirip buraya atacaksın D'nin yerine D'nin işaretini değiştirip buraya atacaksın. Hani hokus pokus abrakadabra. Bak şimdi op, hokus pokus agra kadar buraya attım. Eksi d a, dx artı b. Bu tamam. Hemen bunu attın. cx eksi Bak hokus pokus geldi buraya. A eksi a olarak geldi. D eksi d olarak geldi. Bitti. Hocam bunlar bunlara dokunmuyorsun. Bak arkadaşım sana şimdiden söylüyorum. Cin ol bak cin gibi ol. Burası böyleyken burası böyle oluyor. Bir daha Gözünü dört açıp bakıyorsun. Niye? Birazdan bak şimdi seni kandıracağım. Buraya iyi bak. Gördüm burayı tamam. Birazdan sorumuzu göreceğiz. Bu arada buna bakıyorum. Bu ne demek? Tanım kümemde değil mi? Tanım kümemde eksi D bölü, D bölü C olmaz diyor. Yok diyor. Neden? Çünkü bak paydayı sıfır yapıyor. Peki görüntü kümemde neden bu yok? Çünkü şu sebepten dolayı yok. Görüntü kümemde tersini aldığımda bu sefer de bu eleman paydayı sıfır yapıyor ve tanımsız yapıyor. Bu nerede o zaman? Eksi D bölü C nedir? F'in F'i tanımsız yapan tanımsız yapan sayıdır. Yani payda sıfır oluyor. Bu da F'in tersini tanımsız yapıyor. Tanımsız yapan değer. Bu da F'in tersinde Payda sıfır oluyor. Yine aynı şeyler dediğim. Bak yine dikkat et. Burası ne? F'te tanımsız yapıyor. Burası da tersinde tanımsız yapıyor Dediğim Geçtim. Örneklerden bak şimdi yapalım. Ne oldu? Şuraya çekeyim şunu. Abla seni rahatsız ettik. Kusura bakma. Burada ne oldu? F'in tersi X eşittir. Ne yapacaksın? Buradaki eksiyi, buradaki eksi 4'ü yukarıya işaret değişerek attım. Bu eksi 1 hala duruyor. Buradaki 3'ü İşaret değişerek attım. Eksi 3 oldu. Oldu bitti. Şimdi şunu şurada yapalım hemen. Ne yapıyorum? Buradaki 2'yi hemen ne diyorum? G'nin tersi x. Buradaki 2'yi buraya atıyorum. Buradaki 4'ü buraya atıyorum. Eksi 4 x. Bak görüyor musun? Uyuyorsun. Bak. Ben seni kandıracağım dedim. Sen videoyu izliyorsun. Nasıl olsa hoca yapıyor. Arkadaşım böyle değildi. Cingöz olacaksın. Bak bak bak. Burada ne diyor? X'ler X'lerle alt alta gelecek. İlk önce şen, sen şu GX'i bir düzgün yaz. Nedir GX'im? 2X artı 3 bölü 4X artı 3'tür. Bak şimdi burada o zaman ben bunun tersini alırken ne yapacağım? Ben bunun tersini alırken yapacağım şey şu G'nin tersi X eşittir. 3 buraya eksi geldi. Eksi 3 x artı 3 oldu. Bölü bu da buraya eksi geldi. Yani ters işaretli geldi. Eksi 2 oldu. Böyle şeylerle seni kandıracaklar. Bak ben bile kandırdım. Sen kanma arkadaşım. Bunların düzgününe bak dedim. Geçtim. Hemen şu soruya bakıyorum bir de. Burada da yapacağım şey yine aynısı. İlk önce bir hx'i düzgün yazsın. hx'im ne? Bak 0x x yok burada. Artı 3'üm var. Burada da ne var? 4x artı 2 var. İşte bak burada x yok. Adam sana x yoksa 3 ile 2'yi değiştirtir. Hayır değiştirmeyeceksin sen uyanık olacaksın. Hemen ne yaptım burada? F'in tersi x sıfırla 2 yer değiştirdi. 2 ile de buraya geldi. Eksi 2 x oldu bu sefer. Bak bu buraya gelirken buraya gelirken x'in önüne geldi. Burası ne kadar olmasa da şu an oldu. Bölü burada ne oldu? 4x Eksi sıfır. Zaten bunun bir anlamı yok. O zaman h'ın tersi x nedir? Eksi 2x artı 3 bölü 4x'tir dedim. Bunu da hallettikten sonra birazcık daha cingöz olduktan sonra bütün her şeyi yaparım. Ortalığı darma ettik. Hemen bu sorumuzda bakalım. Yazılı sorusu olarak bunları sorabiliyor hocalarımız. Hemen bak bu dikkat sorusu. Basit bir yazılı sorusu. Ne yapıyor bak? Bunun içindeki ne yapıyordu? F'i Tanımsız yapan değerdi bu. Yani x'i bunun biri x'in yerine koyarsam paydam sıfır oluyordu. Hemen koyayım o zaman. 2 çarpı 1 eksi b eşittir 0. 2 eksi b eşittir 0. B nedir arkadaşım? B 2'dir. Peki peki peki. Bu neydi? Bu da fonksiyonun tersinde paydayı sıfır yapandı. O zaman hemen fonksiyonun tersini yazalım. Fonksiyonun tersi x eşittir B buraya geldi. B dediğim şey neydi? 2 idi. Hiçbir önemi yok. A aşağı geldi. Eksi B yukarı B olarak çıksın. Bx artı 5 oldu. Buradaki A da aşağıya eksi olarak insin. Eksi A oldu. Ne yaptım? Zıt işaretlisini yazdım. B'yi de yukarı attım. Niye hocam B'yi yerine yazdım? Çünkü beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kim? 3'ü yerine koydum mu tanımsız olacak. Nerede? Tersinde. O zaman tersinde hemen çekelim. 2 çarpı 3'ü koyduğumda cevabım 0. Paydayı 0 yapacak. Burası A. 6 eksi A eşittir 0 A'yı karşıya attım. A eşittir 6 oldu. Bana diyor ki A, B sıralı ikilisi nedir diyordu. Hemen bakıyorum. A dediğim şey 6'ymış. B dediğim şey 2'ymiş. Bu arada fx fonksiyonu birebir ve örtense tabii ki de sen bunu bilirsin. Bunlar zaten birebir ve örtenliği sağladığı için zaten yaptım ben onları. Ama soru okusam daha güzeldi. Beni garantiye alacaktı dedim. 6'ya 2 dedim ve geçtim. Şimdi ters fonksiyonunda biraz önce bileşke fonksiyon gibi birkaç tane arkadaşlar özelliği var. Ne onlarda? Bak f'in tersinin tersi. Bir şeyin tersinin bir daha tersini alırsan o kendisidir. Bu kolaydı geçtim. Birim fonksiyon, ı dediğim şey birim fonksiyon. Bir şeyin tersiyle kendisini ya da kendisiyle tersini Bileşkeye sokarsan bu da birim fonksiyondur. Bak burada x varsa içine içine dışı doydu Ha, o zaman şunu anladım bak. F'in tersiyle F'in tersiyle bunlar işleme girerse bak arkadaşım ne oluyor? Bunlar birbirini sanki yok etti götürdü. Bak geriye ne kaldı? X kalmış gibi düşüneceğiz. O zaman ne oldu? Bileşkeyle kendisi işleme girerse hemen içine ise dışarısı da o olacak dedim. Peki bileşkenin tersi nasıl olacak? Bu sefer de bileşkenin tersinde çok ufak bir hile var. Ne yapıyorum? İkisini de tersini alacağım. Evet, f'in tersi g'nin tersi gelecek. Bir de bunlar yer değiştirecek. Peki bu üçlü olursa ne olacak? Yine aynı şey. Hepsinin tersini alacağım ama ne olacak? Sondan başa doğru h'nin tersi, g'nin tersi, f'in tersi şeklinde yazacağım. Dedim ve geçtiğim. Hemen soruma bakıyorum. Bir tane model sorum. Bunun modeliyle aynı model. Hemen bakıyorum. Tersini alacağım yer değiştireceğim. Bak f'in tersini aldım. F zaten f'ti. F'in tersi geldi. Bileşke g'nin tersi bir tane daha ters alırsam biraz önce söyledim. Tersinin tersi kendisiydi. O zaman demek ki burada bana bunu söylüyor. Adamın da ağzına kadar soktuk işlemi. Devam edelim. O zaman bunu gördüm. Peki peki. Şunu şöyle yazsak olur mu? F'in tersinde gx eşittir mx eksi 1 midir? Evet hocam. Bunu böyle yazabilirim. Yazdım zaten. Oradan da devam edelim. Bana neyi söyledi adam? 2, 3'müş. G'nin içinde yani x'in yerine 2 koyduğunda cevap 3 çıkıyormuş. O zaman dediğini hemen yapayım. F'in tersinde g2 eşittir. Ne yaptım? X'in yerine 2 koydum. Burada da x'in yerine 2 koyacağım. 2m eksi 1. Peki g2 neydi? 3'tü. O zaman f'in tersinde 3 neymiş? 2m eksi 1'miş. Peki buraya kadar güzel gittik. O zaman şunu şuraya, bunu buraya atabilir miyim? F'in tersinde ben hemen öyle yapıyordum. O zaman yapayım. 2m eksi 1 eşittir 3'müş. Bunu da buldum. Peki x ne diyordu bana? Fx 3 katını al 2 çıkart. 3 katını al 2 çıkart. İçerideki neyse 3 katını al 2 çıkart diyordu. Bunu da hallettim. Hemen şunu şurada düzgün yapayım. Böyle yılan gibi gittik. Ne oldu? 6m eksi 3 eksi 2 eşittir 3. O zaman bunu da hallettikten sonra karşıya attım. Eksi 2 karşıya artı 2 geçti 5. Eksi 3 karşıya artı 3 geçti 8. O zaman 6m eşittir 8 mi oldu? Her tarafı 6'ya böldüm. Bölersem de ne oldu? m eşittir 8 bölü 6 buldum. İsteyen arkadaşlar sadeleştirme yapabilirler. 4 bölü 3 oldu dedik geçtik. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Kuralları bilirsen ve konunun özeti zaten belli. Bu içeri giriyor, bu dışarı çıkıyor. Tersinde de kurallar var. O yüzden de benim artık bunlar basit benim için dedim geçtim. Bak burada üçlü bir bileşke var. Yalnız şurada ilk başta ters var. O zaman şunu bir düzgünce ne yazayım? Aynı renk olmasın. Hemen şurada düzelttiğim. Bak şimdi. G'nin tersi. Çünkü bu başa geçecekti. Bileşke F'in tersi. Bu da buraya gelecekti. Burada bu var. Bir de burada fof var. Geldi. Bir de dışarıda büyük bir x var. Burası da 2x artı m'ymiş. Peki bileşme özelliği var mıydı? Vardı. O zaman g'nin tersi. Bu ne oldu? F'in tersi kendisiyle birleşti. İşte bingo. Bunu gördüğüm anda ben ne diyecektim? Neyi gördüğüm anda hocam? Şunu gördüğüm anda bunlar birbirini yok ediyordu. O zaman ne oluyordu burası? Birim oluyordu. Her şeyin birimle bileşkesi neydi? Kendisiydi. O zaman ne oldu bu? G'nin tersi x eşittir 2x artı m'ymiş. Buraya kadar her şeyi güzel yaptım. O zaman hemen bir bakıyorum. Bunu dışarı bunu içeri alabilirim. Ya da şurada bak bir katakulle şurada yapayım. G'nin tersi 5 eşittir neymiş? 3'müş. Bak bunu burada yapacaktım ama burada yaptım. Ne fark eder? Benim için daha güzel olur. Neden? Burada çünkü kafamı karıştıran sayı vardı. Artık o sayı yok. Niye? X'in yerine 5 koy diyor. G'nin tersi 5 eşittir. X'in yerine 5 koydum. 2 kere 5 artı M. E peki G'nin tersi 5 neydi? 3'tü. Bak 3'ü çektim buraya. Yerine koydum. Ondan sonra burası da zaten 10 artı M'ydi. 10 karşıya giderse ne olur? M eşittir eksi 7 olur ve bu soruyu da böyle güzel gele çözerim. Bunu da buradan atarım. Sonrasında geriye ne kaldı? Zor soruyla baş başa kaldık. İşte çok güzel, çok karizma, çok yakışıklı bir zor soru. Hemen bunu nasıl yapacağımı bakalım. Bana ne diyor? Re tanım kümesinde reel sayılarda 1 yok. Değer kümesinde yani görüntüler ya da değerlerde de yine 1 yok. Allah Allah. Hem tanımda yok hem görüntüde yok. Tamam devam edeyim. Fx fonksiyonu 2x artı 3 2x eksi 2 bölü 2x eksi 2. Ha bir dakika. Şu beni zaten bir gıdıklamıştı. E peki burada ne yaptı? Güldürdü. Ne yaptı bak? F'in tersini al. Bak bak şu cin göz Hemen ne oldu? F'in tersini al. Burası ne olacak? Eksi 2 buraya gelecek. 2 diye geldi. Buradaki 2 de eksi 2 diye buraya gelecek. Geldi. E bir baktım ne oldu? E arkadaşım bak bunları birleştir burada F ile F'in tersi birbirine eşit çıktı. F ile F'in tersi birbirine eşitse o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim ben? F bileşke F dediğim şey artık benim için F bileşke F'in tersi diye yazılabilir mi? Bu aynen bıraktım. Bunu da bunun yerine yazdım. Evet olur. O zaman bu da nedir? Demek ki benim için fof x dediğim şey x oluyor. Evet. Bileşkenin tersi kendisine eşitse. Özür dilerim. Bir fonksiyonun tersi kendisine eşitse bileşkesi birim fonksiyondur. Yani içi neyse dışı da odur. O zaman ben olayı çakalladım. Bak bak bak. Daha soruyu okurken olayı çakalladım. Şimdi cevapta son noktayı koyacağım. F var. O zaman bu F'in tersi. Şu ikilisi birbirini götürdü. Biraz önce götürebilirsin demiştim. E peki buradaki ikili birbirini götürdü mü? Götürdü. İkililer birbirini götüre 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 2019 tane var. İkili 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 iki derse geriye kaç tane kalır? Bir tane fx kalır. İşte bu kocaman 2019 tane f'in oluru bana fx'miş. O zaman fx neydi arkadaşım? 2x artı 3 bölü 2x-2 idi. Gerçi tersinde de yazsam aynı şey ya. Sorun yok dedim. Ve gördüğün gibi şahane bir soru oldu burası. Bunu da yaptım. Peki gelecek sene sınava girecekler. Bak şimdi burada 2020 tayfa sizin için. Buradan da ne oldu? Fof 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 fof, fof. bu ikisi gitti. Bu ikisi gitti. Bu ikisi gitti. Bu ikisi gitti. Elimde ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı hocam. Cevap Birim fonksiyondu. Her şey gider. İçerisi neyse dışarısı o kalır demiştim. O zaman demek ki burada da bütün her şey bileşkeler birim fonksiyonu olduğu için birim, 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 birim alayı birim. O zaman cevapta ne olur? İçerisi neyse dışarısı o olur. Dedim ve bunu da bitirdim arkadaşım. Güzel bir soru oldu. Çok iyi bir soru oldu. Çünkü neden? Böyle cin gözlükleri görmen lazımdı dedim. Ve yazılı sorusu yazdık. Bu yazılı sorusuna bakalım. Tabii ki de fonksiyonlar grafiksiz olmazdı. Hocam grafiklerde ne yapacağını ben çok iyi biliyorum. Çünkü niye? Sen bana bir şey söyledin. Onu dedikten sonra ben artık onu yapıyorum. Ve bütün sorular kolaylıkla çıkıyor. Ne demiştim arkadaşım? İşte o söylediğim şey neydi? Nokta yazmaca. Bak işte. Nokta yaz. Bu nokta nedir? Bu nokta eksi 3'e sıfırdır. Tamam. Şu nokta nedir şu nokta? Bu nokta sıfıra ikidir. Peki şu nokta nedir? Bu nokta ikiye dörttür. Peki bunlar kimin üzerindeki noktalar? Bak bunlar f'in üzerindeki noktalar. O zaman f'te bak şimdi eksi 3'ü koyarsan x'in yerine cevap ne olacakmış? 0. Peki f'te 0 koyarsam yerine cevap ne olacakmış? 2. Peki f'te 2 koyarsam ne olacakmış? Cevabım 4 olacakmış. İşte bu kadar arkadaşım. Ben sana ne demiştim? Grafik gördüğünde yapacağın şeyler nokta koymak demiştim. Ve şimdi de GX'e bakıyorum. GX'e baktığımda şu nokta ne noktası arkadaşım? 2'ye 0 noktası. Peki bu nokta neydi? 0'a 2'di. Bu da G'nin üzerinde mi? Evet. O zaman G'yi sağlar. G 2'yi ne olacak? 0. Bir de ne var? G 0'da 2 olacak. Aynen F gibi. Bak şimdi olaya son noktayı koyuyorum. Süper bir finish yapıyorum. Nasıl? Burada ne yazıyor bana? G'nin içinde F'in tersi 4 yazıyor. Burada ne var? Tersi 0 olan. Tersinde 0. Yani cevabı 0 olan nedir? Hemen buradan şunu çekersem. Bak F'in tersi 0 eşittir. Eksi 3 mü? Aynen öyle. O zaman ben bunun yerine eksi 3 yazarım. Bana bir de ne diyor? G'nin tersinde 3. Hayda. Hocam hani kolaydı her şey? Hani noktaları yazınca buluyorduk? Bu 3 nereden çıktı? Arkadaşlar acaba soruyu mu yanlış yazdık? Hayır tabii ki de. Niye? Bak doğrusal fonksiyon Gx. Gx doğrusal fonksiyonsa arkadaşım. Ben doğrusal fonksiyonu sana çok güzel bir şey öğretmiştim. O da neydi? Bak şuraya. G3'ü de şuraya yazayım. Ne olduğunun cevabını göreceksin. Sıfırdan ikiye ne var? 2 artış mı var? 2'den buraya ne artış var? 1 artış mı var? Evet. Peki buradan buraya ne var? Eksi 2. 2 azalış mı var? Evet. E burası 2 artarken burası 2 azalıyorsa burası 1 artarken burası 1 azalır. O zaman G3 dediğimde eksi 1'miş dedim. Hocam ne yaptın sen öyle? Arkadaşlar ilk videomuzda vardı. Doğrusal fonksiyonları fonksiyon çeşitlerinde doğrusal fonksiyon anlatırken söylemiştim size. O da neydi? doğrusal fonksiyon böyle kademeli kademeli artacaktı. Düzgün doğrusal artıyordu. O yüzden ben de böyle burayı 2 arttırırken. burası 2 azalıyor. 2 bire bir oran var. O zaman bu arttırırken bu eksi 1'dir. O zaman demek ki g 3 de eksi 1'dir dedim. Yaptım. Hemen şurayı toparla dostum. G'nin ter g f'in tersinde 4 ne? Cevabı 4 olan yani f'in tersinde 4 eşittir 2'ymiş. Bak ben burada bunu çok güzel buldum. G 2 artı Artı eksi eksi oldu burası. Ben burayı güzel yazayım. Artı eksi eksi 3 oldu. Artı eksi eksi 1 oldu. Hocam G2. G2 de sıfırdı zaten. 0 Sıfır, eksi 3 eksi 1 eksi 4. O zaman ben bunun cevabını ne buldum? Bu sorunun cevabı eksi 4'müş. Al sana grafik. Grafikte ne yapacağını söyledim arkadaşım bütün videolarda püf noktaları söylüyorum. Nasıl yapılacağını en kolay şekilde nasıl yapılacağını söyledim. Yazılı sorumu da geçtikten sonra bileşke fonksiyon tersi fonksiyon bitti. İşte ödüllü soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Cevaplarınızı yoruma bırakmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.